Ayşe bir gün geri dönecek. Ve ona bu defteri okutacağım. Onu hiç unutmadığımı ve asla unutmayacağımı anlayacak. İki yıldır inancımı hiç kaybetmedim. Fakat ilk defa korkuyorum. Umarım yanılıyorumdur. Odalardan birinin kapısı kilitli. Açtınız mı? Arkadaşlar açmak üzere başkomiserim. Uğraşmana gerek yok Murat. Bu anahtarın kapıyı açacağından eminim. Arkadaşlar, özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Odayı nasıl bulduysak öyle bırakalım. Tamam başkomiserim. Bülent Beş Kardeş, 65 yaşında, maktulün komşusu. Ya vallahi komiserim, bunlar ailecek yollu ya. Bunun bir de küçük kız kardeşi vardı Ayşe. Daha 17'sinde kaçtı evden. Kötü yola düştü tabii. Şimdi bak bey amca, deminden beri sabrediyorum burada. Yeter artık yani. Kız daha yeni ölmüş ya. Arkasından böyle konuşulur mu? Ya tamam komiserim, Allah taksiratını affetsin de. Ya yemin ediyorum atmıyorum ya. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur zaten. Tamam bey amca, tamam. Anladım ben seni. Anlat bakalım, dün gece neredeydin? Evdeydim, nerede olacağım? Uyuyordun ya. Yok be komiserim, uyutmadılar ki. Gece yarısına kadar sürekli gürültü geliyordu aşağıda. Gelenler, gidenler. Ya gece yarısı bile dam dum dam dum beynimi yediler ya. Sen de indin aşağı, olay çıkardın değil mi? Yok komiserim, adım mı atmadım evden dışarı. Evde sana şahitlik edecek biri var mı? Hayır. Kendimi bildim bileli yalnız yaşarım ben. Belli oluyor. Ne dediniz komiserim? Arkadaşlar dedim. Birazdan gelecekler, seni merkeze alacaklar. Parmak izi ve swap alacaklar senden. Niye? Anlatır. Arkadaşlar anlatır anlamadıysan. Uzun zamandır ilk defa yüzüm gülüyor. İçimden haykırmak geliyor. Seni seviyorum diye bağırmak istiyorum fakat korkuyorum. Kimseye söyleyemiyorum. Ya o da beni bırakıp giderse? Herkes vazgeçmemi söylüyor. Annem, teyzem, kuzenlerim, arkadaşlarım. Herkes ama herkes. Beni bir tek Betül anlıyor. O da olmasa bütün bunlara katlanamazdım. Bu üst kattaki komşu tam arıza. Aldırdım merkeze. Nedir o? Kız günlük tutuyormuş. Var mı bir şey? Olmaz mı? Zehra'nın bir kız kardeşi varmış. 2 yıl önce kaybolmuş. Ayşe, üst kattaki komşu bahsetti. Evden mi kaçmış ne? Kız kardeşini bulmaya kafaya takmış. Bir de sevgilisi varmış. Ama günlükte adı geçmiyor. Annesi biliyordur belki. Ben kızın ailesiyle bir konuşayım. Sende Betül diye bir arkadaş varmış. Onu bul. Günlükte sırdaşım diye geçiyor. Tamam. Gerçekten inanamıyorum. Nasıl olur?
Betül Alkaya, 25 yaşında, maktulün arkadaşı. Zehra'yı görebilir miyim? Maalesef. Şu an adli tıp morgunda. Ama sorularıma cevap verirseniz bize çok yardımınız dokunacak. Arzu Yenel, 48 yaşında, maktulün annesi. Başınız sağ olsun. Arzu Hanım, birkaç soru soracağım. Cevap verebilir misiniz? Zehra'yı en son ne zaman gördünüz? Bir akşam evden çıkarken. Gece burada mı kaldınız? Ben ısrar ettim kaldığı. Ayten Kuruçay, 51 yaşında, maktulün teyzesi. Siz yalnız mı yaşıyorsunuz? Ben oğullarımla birlikte yaşıyorum. Kardeşim askerdi. Babamı da yıllar önce kaybettik. İlker Kuruçay, 22 yaşında, maktulün kuzeni. Gece siz de evde miydiniz? Aslında arkadaşlarla buluşacaktık. Ama teyzemin eve geleceğini öğrenince ben de erkenden geldim. Bütün gece evdeydiniz yani? Birlikte yemek yiyip biraz televizyon seyrettik. Sonra da yattık. Sabahta... Sanırım bir kızınız daha varmış. 2 yıl önce kaybolmuş. Ayşe kaybolduktan sonra Zehra çok değişti. Değişti derken? Zehra hayat dolu bir kızdı. Ama Ayşe kaybolduktan sonra içine kapandı. Ayşe'ye çok düşkündü. Bir erkek arkadaşı varmış galiba. Doğru mu? Zehra'nın mı? Sanmıyorum. Emin misiniz? Belki de size bahsetmemiştir. Olsa mutlaka bilirdim. Çocukluğundan beri tanırım ben Zehra'yı. Beraber büyüdük, biz kardeş gibi. Zehra'ya bunu yapabilecek biri var mı? Ne yapabilecek? Yani Zehra'ya zarar verebilecek biri, ne bileyim... erkek arkadaşı, sevgilisi, sözlüsü. Yok. Garibanım, Ayşe gidince hayata küsmüştü. Bizim dışımızda bir tek Betül vardı, görüştü. O kadar. Peki olay gecesi neredeydiniz? Evdeydim. Zehra'yı en son ne zaman gördünüz? Dün öğlen. Buraya gelmişti, butiğe. Çok heyecanlıydı. Betül. Galiba Ayşe'yi buldum. Dur kızım, sakin ol biraz. Biliyorsun daha önce defalarca aynı şeyi yaşadık. Bu sefer farklı Betül. Kadın inanılmaz, her şeyi biliyor. Sen yine de kendini çok kaptırmamaya çalışsan. Sonra çok üzülüyorsun. Bu gece her şey belli olacak Betül. Hissediyorum. Kardeşim sonunda geri dönecek. Kim bu bahsettiği kadın? Polis Ayşe'yi bulamayınca herkes ümidini kesti. Bir tek Zehra vazgeçmedi. O falcı senin, bu falcı benim, dolaşıp duruyordu. Bir türlü kabullenemedi Ayşe'nin gidişini. Falcılar bitti. Meddumlara taktı kafayı. Dilimde tüy bitti. İkna edemedim bir türlü. Siz hiç aradınız mı Ayşe'yi? Polisler bulamadı. Biz nasıl bulalım? Aslında bizim çocuklar fotoğrafla sokak sokak aradılar. İlker'le Zehra falcılara bile gitti. Ama sonunda pes ettiniz. 2 yıl oldu komiserim. Polisler bile ümidi kesti. Ama Zehra inancını asla kaybetmedi. 3-4 ay önce bir televizyon programına katıldı. Programda bir medyum vardı. Medyum Cevher. Evde televizyondan seyrediyordum. Birden şok oldum. Kadın onca seyirci arasında hissetti. Hissediyorum. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Aradığını bulacaksın. Ve sonra birden suratı asıldı. Görüyorum. Düşüyor. Düşüyor. Çok kötü. Çok kötü. Biliyordu Zehra'nın başına gelecekleri. Adı ne demiştiniz bu kadının? Cevher. Medyum Cevher. Tamam. Kayıpları olanların sevdiklerinin ölü ya da dirisini bulabilmek amacıyla her yola, bu arada medyumlara başvurması doğal. Sonuçta pek çok ülkede dedektifliğe soyunan medyumlar televizyon programlarına çıkıyor, internette site açıyor, dizilere konu oluyor. Şimdilerde medyuma başvurmaları yasaklanmış olan Amerikan polisinin dahi yakın geçmişte mağdur yakınlarının isteği üzerine onlarla görüştüğü, hatta medyumlardan kurs gördükleri bilinen bir gerçek. Türkiye'de de yıldız, kahve, el, su falı bakan, tarot açan, büyü bozan, kurşun döken,
ruh çağıran bazı kişiler internet sayfalarında bu yönlü hizmetler verdiklerini belirtiyorlar. Kayıp kişinin bulunduğu yerin ya da fail meçhul kalmış bir cinayette katilin kimliğinin kendi yetenekleri sayesinde bulunduğunu ileri süren medyumlar olmakla birlikte katkılarının polisçe kabullenildiği hiçbir olay yok.